Arkadaşlar merhabalar. Bugün PGM'in genel kültür ve genel yetenek KPSS 2021 kitabını inceleyeceğiz. Hem genel yetenek hem de genel kültür konu anlatım seti arkadaşlar. Öncelikle kaynak inceleme videolarına devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş kaynak incelemeleri, eğitim bilimleri, genel kültür, genel yetenek ve alan olmak üzere devam edecek arkadaşlar. Şimdi PGM'in genel yetenek ve genel kültür Konu anlatımlı kitap setini incelemeye başlayalım. Öncelikle tarihle başlayalım. E, tarihle başlamadan önce şunu söyleyeyim. E, bu konu anlatımlı setinde, öncelikle arkadaşlar konu anlatımlı setinde video ders e, şeyi de var. Yani kendi Pegem kendisinin e, tarih olsun, coğrafya olsun, matematik olsun, hepsinin e, konu anlatımlı videosu şeklinde 183 saatlik video dersler şeklinde anlatmış. E, kitabın başında bir şifre var. Onu Pegem Campus uygulamasına girip yazıyorsunuz ve ondan sonra bu e, videolardan bir sene e, bu önümüzdeki sınava kadar yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde de 5 adet online deneme sınavı veriyor. Şimdi gelelim tarih konu anlatımının incelemi. Kapan tasarımı bu şekilde mavi renk. Her biri ayrı bir renkle ele alınmış. Tıpkı e, PGM'in eğitim bilimleri gibi diğer dersler gibi aynı şekilde. Şimdi açtığımız zaman içindekiler kısmına bakalım bir. İçindekiler şu şekilde arkadaşlar tarihte. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle başlıyor birinci bölümü. bir sürü konu var bu şekilde. Avrupa tarihiyle devam ediyor. Onun haricinde de en son Çağdaş Türk ve Dünya tarihiyle kitabı sonlandırıyor. Kitabın tasarımı bu şekilde. Üst kısımları mavi ile alınmış. Başlıklar mavi böyle renklendirmeleri iyi olmuş açıkçası. Şurada da mesela önemli kavramları kırmızıyla ifade etmişler. Bakın şöyle biraz daha ilerlediğim zaman şu şekilde Asya Hun Devleti bu şekilde anlatım yapmış. Haritalara yer vermiş arkadaşlar. Yani açıkçası güzel bir anlatım sergilemiş İnsanın baktıkça çalışası geliyor. Şimdi şuralara baktığımız zaman bakın burada hepsini yardımcı olan kişiler ve özelliklerini şu şekilde tablo ifadesiyle vermiş. Burada mesela şu, çok hoşuma gitti kavramların hepsini bir anda vermiş işte Kutu, Yu, Sago, Kurgan, Eşuk, Umay hepsini vermiş arkadaşlar anlatmış. İslamiyet öncesi Türk tarihini bitirdikten sonra bir tane çözümlü test veriyor şu şekilde. Bakın 20 soruluk test sorusu var. 20 tane soruyu vermiş ve 20 tane de çözümünü yapmış. Ondan sonra da cevaplı teste geçiyor. Yani bir tane çözümlü testi var bir tane de cevaplı testi var. Sonra konu konu bu şekilde ilerliyor arkadaşlar Türk İslam tarihi diye. Bakın burada da aynı şekilde biraz daha göstereyim fikriniz olsun kitabı alacaksanız Saruhan oğulları, Aydın oğulları tarzı şu şekilde tasarımı vermiş arkadaşlar. Yani güzel de anlatmış açıkçası. Zaten e, Pegem'in de e, bir aurası var açıkçası. Eğitim bilimlerinde olsun, genel kültür, genel yetenekte olsun hepsinde bir ön planda Pegem. Bakın Kurtuluş Savaşı da burada. İnkılaplar diyor. En sonunda da yine aynı şekilde test ve çözümlü test de vermiş. Burada da çağdaş, çağdaş Türk ve dünya tarihiyle Bakın burada da yakın mercek falan ipnotları düşmüş hepsine. Yani kitabın tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Rengarenk çalışmak isteyince hakikaten insanın içine açan bir renk tasarımı var. Tarih kitabının pegemi. Ee, genel kültür tarihle başladık. Hemen tarihi geçelim. Ee, bir diğer genel kültür dersi olan coğrafyaya bakalım. Tarihin rengi maviydi. Coğrafya da yeşil almışlar. Aynı mantıkla yine video dersleri var. Bunun da aynı şekilde 5 adet online denleme sınavı var arkadaşlar. Hemen şuradan içindekiler kısmını göstereyim size. Türkiye'nin coğrafi konumu, yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsü ve Türkiye'de madenler ve enerji. En sonları Türkiye'de bölge sınıflandırılması diye söylemiş. Bakın şu şekilde coğrafyayı da aynı. Bu güzellikle vermiş. Haritalar zaten coğrafyanın olmazsa olmazı. Bu şekilde göreceli konan Gürcistan, Ermenistan, İran hem harita şeklinde vermiş. Aşağısında da dipnot vermiş. Bak buradaki en önemli beğendiğim coğrafyada en önemli beğendiğim şey şuydu. Hızlı tekrar. Türkiye'nin coğrafya coğrafi konumunda şöyle 7 8 tane madde vermiş ve hızlı tekrar diye hemen okuyunca aklınıza gelebilecek bir hızlı tekrar vermiş arkadaşlar. Hoşuma gitti diyebilirim. Türkiye'nin yer şekilleri bu şekilde ele almışlar. Burada da aynı mantıkla çözümlü testi de var, cevaplı testi de var. Coğrafyayı da bu şekilde ilerletmiş. Bakın hızlıca da geçelim. Diğerleri de var zaten. Tarım yöntemleri. Böyle yeşil tasarım almış bunu da. Bakın çözümlü test. Cevaplı testi. Türkiye Madenler ve İletişim. Türkiye Ulaşım. Bunun rengi de aynı. Yani tarihle hemen hemen aynı almış. Sadece rengi değişik yeşil şekilde. Zaten PGM'in tasarımları hep bu şekilde oluyor genellikle ulaşım ve ticaret. En sonunda da bunu da sonlandıralım. Coğrafyada bu şekilde arkadaşlar. Genel kültür, genel yetenek. edin gibi başka da tarihin hemen hemen aynısı gibi. Sadece konuları coğrafyada altında. Son genel kültür dersine de baktığımız zaman vatandaşlık konu anlatımında bu şekilde bu renkle ele almışlar. Aynı video dersleri ve online deneme sınavı bunun da var. Hemen içindekileri de hızlı bir şekilde bakalım. Temel hukuk bilgisi, Temel halk hak ve hürriyetler ve en sonunda da uluslararası kuruluşlar demiş. Bakın burayı da vatandaşlığı daha çok böyle bir tablo şeklinde ele almış akılda kalması için. Bakın burada da hep hukuk kurallarının uygulanması hep böyle tablolar var karşımızda. Şu şekilde ileri alırsak bu da aynı coğrafya ve tarih gibi. Yani anlatımları bu şekilde arkadaşlar renkli yapıyorlar ve güzel anlatım yapmışlar açıkçası peygam. Hemen bunu da böyle yasama en son yargı aynı. Çözüm mü test ve cevap mı test var. Tarih ve coğrafyada söylediğimiz her şey vatandaşlık içinde ne arkadaşlar geçerli. Şimdi genel kültürü bitirdikten sonra ne kaldı? Genel yetenek kaldı. Genel yetenekte matematikten başlayalım. Genel yeteneği matematiğini bu şekilde kırmızı kapakla almışlar öyle. kapsamlı bir kitap matematik arkadaşlar. Şimdi bak içindekileri göstereyim size. Zaten anlayacaksınız sayılardan başlıyor. Bütün matematik temel kavramları, mutlak değer, üslü, köklü sayılar, sonra oran orantı, çarpanlara ayırma, problemler, kümeler, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon, tablo ve grafik ve en sonunda da bunların bütün temel matematik bitirdikten sonra sayısal mantık şeklinde ilerliyor. Bak burada mesela sayılarda rakam ve sayıyı vermiş. Ondan sonra örnekler vermiş. Hatta matematiğin Konumuz bu da bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Yukarıda dipnot veriyor ve aşağıda bolca örnek soru, çözümlü sorular veriyor. Bakın hepsi örnek, hep örnek sorular. Burada da aynı mantıklı örnek sorular. Sonra tam sayıları anlatıyor. Burada da örnek sorular veriyor tam sayılar altında. Sonra tek ve çift tam sayılar diyor. Aynı mantıkta örnek veriyor. Sonra çözümlü testini veriyor sayılar konusunda. Çözümlü testinden sonra zaten arkadaşlar bu sefer sayılardan diğer tarafa devam ediyor. Ardışık sayılar var çünkü sayılar zaten kapsamlı bir konu. Hepsini bakın burada da aynı mantıkta. Hep örnek soru vermiş çözüm olarak. Ha, çok beğendim bu matematiğini. Çünkü matematikte zaten konu anlatımı olarak pek bir konu anlatımı yapamazsınız. Bolca örnek çözmesi gerekiyor. Ve bunu da örnek yapıp ne yapmış aşağıda da açıklamış. Yine aynı sayılar konusundan bir çözüm bir test vermiş arkadaşlar. Sonra yine sayılar konusundan asal sayı diye devam etmiş. Bölünme ve bölünebilme de aynı mantıkla. Hepsinde aynı mantık. Yukarıda dipnot vermiş. Aşağıda da bol bolca çözümlü soruya yer vermiş. Örneklere yer vermiş. Bakın rasyonel sayılar hep örnek 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 diye gidiyor. Yani eğer genel yeteneğe pegemden başlayacaksanız çok doğru bir harekette olabilir açıkçası. Buradan da eşitsizlikler. Bakın burada eşitsizlikler özelliklerinin hepsini vermiş. Sonra yardırmış örnek soruları çözümlü soruları. Mutlak değer diye gidiyor. Bu şekilde sıra sıra problemlerde de geliyor. Bak zaten problemler tamamıyla konu anlatımlı bir odak yok. Problemlerde full soru ve örnek. Hepsini zaten bak soru ve örnek soru ve örnek şeklinde ele almış diyebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde hızlıca geçelim bunu da. Problemleri de. Fonksiyonlar da aynı mantıkla. permütasyon, kombinasyon, olasılık. Tablo ve grafikler sayısal mantığı göstereceğim biraz da. Hemen şöyle ilerleyelim. Burası da sayısal mantık arkadaşlar. En sonunda da genel yetenekte çıkan sayısal mantık sorularına paralel şekilde sorular hazırlanmış ve o sorular ne yapmış? Örnek vererek bir de çözümlü yaparak genel yetenek matematik kitabını sonlandırmış arkadaşlar. Yani güzel bir kitaptı matematik adı altında. Bir de video dersi var 183 saatlik. Bunun da aynı şekilde ve 5 adet de online deneme sınavı var. Şunu çok hoşuma gitti bir de Pegem'de. Ayrıca geometrisini de yapmışlar. Geometrisini de bir şekilde bu mor desenle ele almışlar. Konuşamadım şimdi. E, içindekiler burada matematik dışında işte geometrik kavramlar ve doğruda açılar. Çokgenler ve dörtgenler. Çember ve daire. Analitik geometri ve katı cisimlerle ele almış. Bak burada da mesela geometrik kavramların e, nokta doğru doğru parçası ışığın yarı doğru açıları tamamıyla anlatmış örnek vermiş. Sonra açı ortay demiş. 2-3 tane örnek çözmüş. Tümler açı, ters açı, yöndeş açı hepsine bir e, tanım yapmış. Diknot düşmüş. Ondan sonra da bir tane ya da iki tane örnek sorarak e, çözümünü de yaparak size konuyu pekiştirmeyi sağlamış. Açı ortay bu şekilde. Matematik gibi hemen hemen aynısı zaten. Sadece geometri kısmı. Bunu da o yüzden hızlıca geçelim. Üçgen, çokgen, çember daire. Soruları da bu şekilde arkadaşlar. Mavi şekilde ele alınmış. Konu anlatımı Zaten konu anlatımlı kitap olduğu için diyebilirsiniz hani e, konu anlatımlı soru yoktur pek fazla ama gerçekten bolca soru var konu anlatımında. Hem matematik hem de geometri de arkadaşlar yani e, soru bankasından ziyade öncelikle kesinlikle bakılması gerektiğini e, düşünüyorum. Türkçe'ye de bakacak olursak son olarak e, genel yetenekte aynı mantık video dersleri falan var yine şekilde bu şekilde söz beyinde anlam sözcükte ve söz beyinde anlam cümlede anlam içindekiler kısmı bu şekilde burada da var içindekiler kısmı sözcük türleri cümle bilgisi ses bilgisi var ee, yazım kuralları anlatım bozuklukları ve sözel mantıkta yine aynı mantıkta bu şekilde sonlandırmış bakın burada sözcükte anlam ve özelliklerinin ne yapmış açıklamış önce bu şekilde uyarı bir tane de soru vermiş çözmüş terim anlam zıt anlam yakın anlam diye ele almış arkadaşlar hızlıca. Sonra da bir tane cevaplı test vermiş burada da. Sonra cümlede anlam bu şekilde. Diğer kitapları incelediğimiz gibi. Bakın burası da paragrafta anlam. Paragrafta anlamda daha fazla soru vermiş. Ses bilgisi bu şekilde Türkçeyi de genel yetenekte ele almış diyebiliriz arkadaşlar. Noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları, sözel mantıkta en sonunda sözel mantık burada da genel yetenekte Türkçeden çıkan sözel mantık sorularına paralel şekilde yer vermiş diyebiliriz. Bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Pegemin 2021 KPSS genel yetenek ve genel kültür kitaplarının konu anlatımının kitaplarını incelemiş bulunmaktayız. E, fiyatı ne kadardı? Fiyatı 150 dolaylarındaydı. İnternet sitelerine göre internet sitelerine göre değişiyor fiyatları bazılarına göre ama 150 civarlarındaydı. Yani değer mi derseniz kesinlikle değer KPSS için. Yani piyasada diğer kaynakların bence bir tık daha üstünde diyebiliriz. Hem tarih hem coğrafya olsun. Hem matematikte bu kadar e, konu anlatımı da baya soru verip örnek verip çözümünü güzel şekilde yapması. Bir de 183 saatlik video dersler diyor ya kampüste. E, onlar var. Bir de en sonunda bu bitirdikten sonra 5 adet de online deneme sınavı vermiş. Güzel diyebilirim arkadaşlar. Kitap iyiydi. Bu şekilde incelememizin sonuna geldik. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum kısmına incelememi istediğiniz kitap varsa yazmanızı isterim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.